Sevgili izleyiciler, Bursa TV ekranlarından Tatlı Sohbetler programından merhaba hepinize. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuklarını tanıtmak istiyorum sizlere. Yıldırım Belediyesi Yılmek Su Kabağı İşleme Sanatçısı ve El Sanatları Öğretmeni evet. Sayın Fatma Güler Hanımefendi bizlerle. Yine Su Kabağı İşleme Sanatçısı Sayın Erhan Güler Beyefendi bizlerle. Güler kardeşler diyebilir miyim? Evet. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi her programda sevgili izleyicilerime diyorum ki burayı görmüş olsanız gözünüzü hiçbir sanat eserinden ayıramazsınız. Şu an benim yaptığım gibi. Ama ben şanslıyım ki program öncesinde birebir izleme şansına eriştim diyeyim. Hocam şimdi su kabağı işleme sanatçısı olarak... Bu sanata ne zaman başladınız? Yani esasen el sanatları öğretmenisiniz. Evet, el sanatları. Şu anda Yılmek'te el sanatları öğretmenliği yapıyorsunuz. Erhan Bey de yine aynı şekilde. Ama su kabağı ne zaman girdi hayatınıza? Su kabağı doğuştan ölüme diyelim. Küçükten büyüğe kadar hep kullandığımız alanlarda eski saklama kapları. Bizden önceki nesillerde anneannelerimiz, annelerimizden saklama kabı olarak önümüzdeydi. Kullanılıyordu, maşrapa gibi kullanılıyordu. Yani plastik kap yerine. Plastik kap gelince bunlar bir kenara atıldı. Ama çok güzel modernize edildi, tekrar günümüze kazandırıldı. Çamaşır yıkarken kullanılıyordu, eli yakmasın diye delindiği zaman. Bir kere çok da avantajlı değil mi Sayın Hocam? Tabii doğal, antibakteriyel, mikrop Hijyenik. Üretmiyor. Tabii ki yani yıkayıp paklayıp onu evet. deterjanlamanıza da gerek yok. Mikrop barındırmıyor. Mikrop barındırmıyor. Sıcağa da dayanıklı. Allah tarafından muhteviyatı tahta ama çok güzel Rabbim şekillendirmiş. Biz de onu modernize etmeye çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Yani birazdan paylaşacağız. İzleyicilerimiz de görecekler ama kaç yıl oldu demiştik sizin uğraşalı? Ben 5-6 yıl oldu bu işi yapıyorum. Yani su kabağını denmeden ama öncesinde hep vardı değil mi tabii hocam? Su kabağı yani vardı. Sizin de hayatınızda çünkü hani evet belki delme olarak yapmıyordunuz ama öncesinde boyama. Tarlamızda vardı. Çocukken yetişirken tarlamızda vardı. Öyle büyüdük biz gördük onları. Yani mutfağımızda vardı. Orhaneliyim. Ben Yörük'üm. Selam olsun buradan. Evet. Herkese çok selam. Orhaneli halkına, Yörüklere, evet, Dağlılara, hepsine. Herkese, bütün tüm Bursa'ya. Tüm yöresine, tüm Bursa'mıza. Dışarıdan değil de kendi ürünümüz olsun istedik. Köylümüz üretsin istedik. Küçüklüğümüzden beri kullanım alanında, hep elimizin altında. Bunu modernize edelim istedik. Sanırım biraz da... Yapmaya çalıştık, güzel oldu gibi. Güzel adımlar da atılmaya başlandı. İnşallah devam da ediyoruz. Allah mahcup etmesin. Konuşacağız diyorum. Aynı zamanda su kabağının bir batmama özelliği de varmış değil mi hocam? Eskiden yani o kadar çok hayatımızın evet. içindeymiş evet, ki. Evet, şimdi bizim çok deniz kültürümüz yok. Denizde, evet. Uludağ'da çok yakındır, 15-20 dakika mesafeyle ama... Hamamlarımız meşhurdur. Hamamlarda da küçükken çocuklara batmasın diye eskiden yoktu. Şamrel vazifesini görsün diye boyunlarına bağlarlarmış çocukların havuzu yüzerken batmasın diye. Bir de balıkçılar oltalarına şimdi duba diyorlar ya evet. onun yerine kullanıyorlarmış. Çok amaçlı aslında. Çok da güzel bir şey. O günümüzden bugüne devam ediyor su kabağı. İyi ki hayatımızda. Sizin gibi sanatçılarımız var diyorum. Şimdi bu kadar güzel malzemeleri hani modernize edip de hayatın içerisine sokmak ki özellikle çocukları, gençleri de katarak, kadınları da katarak o çok ayrı bir evet. sanat ve yürek işi aslında. Bu arada ben Erhan Bey'e dönmek istiyorum. Erhan Bey, sanırım sizin su kabağı işleme sanatçılığınız biraz daha yeni değil mi? Biraz daha yeni. Biraz bahsedebilir miyiz hocam? Bir sene kadar önce Fatma hocamla atölyede başladık bu işe. Daha önce... Metazori mi oldu bu arada onu sorsam? Yani biraz zorla oturdum o masaya ama ondan sonra kalkamadım. Kalkamadınız masadan. Değil mi? Kabağın başından kalkamadık. Yani en azından bu kabağa ben başladıysam bu kabak biteseye kadar... Yeme, içme, sigara, kötü alışkanlık falan filan hiçbir şey aklınıza gelmiyor. Hayattan kopuyorsunuz değil mi hocam? Yani tamamen konsantrasyon mu? Aynen. Yani hayattan kopuyor değil de yani... yani dış dünyadan diyelim. Terapi gibi bir şey. Çok güzel. Ne hissediyorsunuz o anda başladığınız zaman? Hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani dert yok, tasa yok. Tamamen free. Aynen free. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ona odaklanıyorsunuz. Kafanızda böyle kötü bir şey canlanmıyor. Ne bileyim canlanmıyor yani o viteseye kadar çok rahat. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi hani bir modeli baştan işte her seferinde şöyle mi oluyor? Tamamen planlayıp
İşte çizip en ince ayrıntısına kadar öyle mi ortaya çıkartıyorsunuz, yoksa birden işte matkabı elinize alıp da bakalım ne çıkacak deyip de çalışmaya başladığınızda oluyor mu? Yani ne çıkacak diye yaptığımızda oluyor da onlar nadir, pek de bir şey çıkmaz onlardan. Yani zaten kabak güzel bir obje. Ona hiçbir şey yapmazsanız da zaten güzel, şekli güzel. Işık verdiğiniz, renk verdiğiniz zaman yetiyor ama genelde evet, çalışılıyor. Yani bunun üzerine ne işleyeceğimize önceden çalışıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz yapmaya. Evet. Bu arada Fatma Hocam, şimdi hani öğrenciler dedik ki çok güzel bir iş yapmışsınız aslında. Öğrencilere de bu sanatı sevdirmek, evet, onlara ne kattı? Yani şöyle bir dönüp baktığınızda bu çocuklar işte su kabağıyla ya da diğer sanatlar da olabilir, başlamadan önce böyleydiler ama şu anda böyle böyle farklılıklar var diyebileceğiniz neler var? Yani doğal olması çok güzel. Çocukların elinde onlara zarar verecek bir madde değil. Çok önemli değil mi hocam? Yani kırılganlığı var tabii ki, o çok önemli. Zaten seçmemdeki çocuklarda bu el sanatlarında kulüp derslerinde göstermemdeki tek amaç doğal olması. Evet. Mikrop barındırmaması. Plastik değil, teneke değil. Yani kesici bir şey değil. Dedim ya, boyayarak başladık biz bu işlere. Paslanmaz, küf aynen, tutmaz. Aynen, hiçbir şey olmuyor. Zararlı değil. Evet. Sadece bir kırılganlığı var. Çok boşaltıldığı zaman o da çaresi var. Yapıştırabiliyoruz onları, kullanabiliyoruz. Ya çocuklar zaten sınav stresine giriyorlar ya. Belki de onların enerjisini de, o heyecanını da alıyorlar. Çok güzel önemli eğitimcilerimiz var bu işle uğraşan. Tabii ki bu genel kültürün yanında bunların da olması gerekiyor. Bunu deneme yanılma olarak biz yaparak yaşayarak deriz buna, gördük. Çocuklar çok hoşlanıyorlar. Kulüp saatini iple çekiyorlar. Evet, kapıda bekliyorlar. Evet, sizi, kapıda bekliyorlar. Dönem sonu sergimiz oldu. Çok ilgi gördü. Harika bir sergi. Hala da duruyor. Velilerimiz gelsin baksınlar diye. Nerede sergi şu anda? Özel okulda bir sergimiz, evet, var. Bir de Karadeniz, hı, Günleri diye bir etkinlik vardı. O etkinlikte sergimiz oldu. Yıldırım Belediyesi çok güzel imkan sundu. Onları, yani zaten bilinen bir şey ama gün yüzüne çıkartılması, unutulmuş, evet, gün yüzüne çıkartılması. Bursa'da da su kabağı oluyormuş. Hani o da dedirtebilmek yani. Şunu öğrenmek istiyorum hocam. Şimdi sevgili izleyiciler, şöyle tekrar ben elime alayım. Şu yaklaşık bir su kabağından 300 tane kadar. 300-400 çıkabiliyor. 400. Evet. Tohum çıkabiliyor. Şu elimde görmüş olduğunuz ve bunu ektiğinizde yine onlarca su kabağı değil tabii, mi hocam? Tabii, ne, evet, kadar bereketli bir çok ürün. Çok bereketli. Güzel bir bakım olduğu zaman. Bursa'da da bilinçli. Tabii ki geçen yıl başladık biz buna. Biraz mevsimlerin uzumetine uğradık. Evet. İnşallah bu yıl Mart ayında bunu gene bir yerimizi falan ayarladık. Nerede olacak? Orhaneli'de. Orhaneli'nin köylerinde inşallah, Allah nasip ederse. İnşallah. Köylerinde. Köylümüz de kazansın. Dışarıdan almayalım. Biraz ince oluyordu bizim buradakiler bakım olmadığı için, ama bir bakımını falan yaptırdıktan sonra bir Alanya, bir Antalya'daki gibi etli deriz biz. Daha kalın olur. Daha İşlemesi, tok olması daha lazım. Tok olur, daha dayanıklı, güzel. Evet. Mukavemeti yüksek olması, evet, lazım değil onun mi hocam? Onun için biraz bakım gerekiyor. Köylüye de güzel bir piyasa oluşmuş olur. Pazarlarda, Orhaneli pazarını belki duymuşsunuzdur. Evet. Organik ürünler vardır orada. Dışarıdan ürün gelmez. 3 tane 5 tane domates gelir ama şeydir yani, gübresi tamamen falan, organik öyle şeydir yani, doğal gübreydir. İnşallah bununla da girelim istedim. Hep beraber kazanalım. Hobi amaçlı biz yapalım. Dışarıya satalım. Köylümüz de kazansın. Hanımlarımız da stresini atsın diyoruz. Herkes kazansın. Aynen. Aslında bir iş ortaya çıkıyorsa, emek varsa. Şimdi hani şunu sormak istiyorum. Şu bir tohum tanesi. Evet. Şundan bahsediyoruz hocam. Ekildiği andan itibaren şu ana gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Ne kadar zaman geçiyor? Evet, şimdi o tohumları Mart sonu, Nisan başı gibi, evet, sıcak suda, bu diğer kabak çekirdekleri gibi değil, daha serttir. Sıcak suda onları biraz bekletiyorsunuz. Onlar, hı hı, dış kabuklarından biraz gevşiyorlar. Nisan başında çok derine olmamak şartıyla ocak ocak açılır yerler. Hani evet, düz olarak değil, ocak ocak. Bir tutam bir tutam bunlardan ocakların içine bırakılır. Hı hı. Orada kendini kurtaran bir ağaç bulur, bir sopa bulur, onun üzerine tırmanır. Su kenarına yakın olması gerekiyor çok, değil mi? Zaten adı üzerinde. Ya, su kabağı çok suyu seviyor. Sulanması dere gerekiyor. Dere kenarı, ikilisi, su kanalları aynen, kenarında. Bir ağaç buldu mu zaten değmeyin, o yukarıya doğru gider, onu evet, ayarlar. Ama tabii ki bu ticari amaçla yapıldığı zaman da bunun bir tezgahları olur. Tezgahlara sarılması sağlanır. Hı hı. Kasım gibi toplanıyor.
eğer kırağı düşmezse üzerine kasım gibi toplanıyor yaşken. Şimdi bakın ne kadar hafiftir. Yaş olduğu zaman çok bir karpuz olur, gibi, evet, hocam? Bir kavun gibi oluyor. İçindeki madde çünkü yaş. Bunu bazen biz şeylere, filelere takarız, asarız onları. Kuruması bazen için. İplerle asarız. Zarar hı-hı görmesin, çürümesin diye. Böceklenme şekilde olur çünkü. Yok, hani bir şey, hayır. Şey olursa zarar zarar. Yalnız ne olur? Yaşken düştüğü zaman hı-hı veya bir bıçak darbesi yediği zaman çürüme olur. O kabağı kaybedersiniz. Tamam, parçaları kurur, kullanılır ama böyle güzel biçimde şekli bozulur. Şekli bozulur. Şekli bozulur, düzgün olmaz. 3 ay bir raflarda, askıda kuruma süresi vardır bunun. Ne kadar uzun süre. Evet, 3 ayda çocuk gibi bakılır, evet, ona. Askıda durur. Belli sıcaklıkta, belli koşullarda. Yok, yani gerekir mi? Eğer çok çabuk kurumasını istiyorsanız soba ortamı olursa tabii sıcak ortamda daha hızlı kurur. Ama bu kendi halinde kurursa daha iyi olur. Sonra da bizim masalarımıza gelip hanımların ellerinde çiçek açıyor. Evet, görüyoruz geçmişten şu anda. Geçmişten geleceğe ışık diyorum ben buna. Kesinlikle öyle. Ve şu an önümde olan modellere bakıyorum. Yani aslında siz birçok sanatı da harmanlamışsınız aynı zamanda. Şimdi sevgili izleyiciler, hani burada sadece işte boyama yok. Boncuklarla bir araya getirmişsiniz. Evet. Kendi kültürümüzün o etnik çizgileriyle harmanlamışsınız. Çin'i desenleri var, onları görüyoruz. Evet. İşte ağaç kozalakları. Evet, bir taraftan modernize etmeye çalıştım. Ve benim şu anda yanımda olan sevgili izleyiciler, şöyle elime alıp yakından görmenizi çok arzu ediyorum. Şunun güzelliğini bakar mısınız? Kelimelerle anlatamam. O kadar şık, hem modern hem çok zarif. Şöyle ayaklarıyla birlikte, yani bunu bir araya getirmek hakikaten tam bir sanatçı. Hayal gücü. Tam bir sanatçı işi. Ellerinize sağlık hocam. Bu çiçeklerden bahsedelim. Şöyle yakından alabilirsek, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bu çiçekler yapma çiçek değil. Değil. İpek böceği. Bunlar böceğinde nedir? İpek koza, böceği kozası. İpek böceği gene kozası. Gene o bizim dağ yörelerimizde ilk başta yetiştirilen diyeyim artık, büyütülen. Evet. İlmek ilmek kendisini içine hapsettiği ipek böceği, ipek koza oluyor. O hapsi anlatmak için de o kompozisyonu yaptım. Herkes meraklıdır ya, dışarıdakiler içeriye, içeridekiler dışarıya. Dışarıya. Aslında herkes kendi hapsi içindedir. Öyle ne yapmaya kadar güzel çalıştım. Anlattınız hocam. Öyle yapmaya çalıştık. Birleştirdik. Sadece hani su kabağı deyip de delip boncuk takıp değil, onun üzerine modernize edip ne koyabiliriz değil mi hocam? Yani, ne koyabiliriz? Bizden bir şey eklemek tabii aslında. Tabii, mesela keçe olabilir. Ben yapsın, biliyor evet, musunuz? Evet, sizi dinleyelim. Evet, yani ben de zamanında su kabağı çalıştığım için keçeyle harmanlamıştım ve o kadar etnik, o kadar farklı tasarımlar çıkıyor ki ortaya, kendiniz hayranlıkla izliyorsunuz. Yani demin Erhan hocamın dediği gibi o bir dış dünyadan kopuyorsunuz da artık onun hikayesiyle bütünleşiyorsunuz. Çok farklı bir evet, duygu. Çok güzel, sanatçı çok duygusu güzel herhalde duygu. Çok. Rabbim öyle güzel bir evet beyin vermiş, öyle güzel bir sistem yerleştirmiş ki başladıkça, tamam planlı çalışıyorsunuz ama başladıkça Süheyla arkası geliyor. Şunu da eklesek, bunu da eklesek, kuşun kanadını yapsak, kolunu yapsak. Sonsuz boncuk bir hayal yani gücü bu diyeyim. Hocam bir kere maşallah diyeyim, gözleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Ama sanatınızı anlatırken o kadar güzel bir ışık çıkıyor ki gözlerinizden. O şevk, o heyecan. Teşekkür işte ederim. Bunu öğrencileriniz aldığı için kesinlikle evet, çok güzel. O atölyenin kapısında bekliyorlar. Evet, çok güzel bir öğrenci kitlemiz var sağ olsunlar. İki, ne mutlu. İki hafta sömestr tatilimiz var. Biz tatil yapmayacağız. Evet, ondan bahsedelim. Ne yapıyorsunuz hocam tatilde? Tatil yapamayacağız. Atölyemiz var, çalışıyoruz ama dedim ki madem ki hani şey olacak, bir ara vereceğiz. Davet ettim. Atölyeme gelin ders saatinde. Tamam hocam, siz çayı yapın. Evet, bu arada sarmalar, hamur işleri falan evet, listeyi grup, gördüm gruptan ben. Gruptan evet hemen liste hazırlanmış. Buradan herkese teşekkür selamlarımız ederim. Selamlarımız olsun. İnşallah, çok seviyorum onları. Çok güzel şeyler çıkartıyorlar. Neyse. Bu arada kursiyerleriniz sadece bayan mı? Erkeklerimiz de var. Erkeklerimiz evet de var. Biraz ondan da. Evet. Erhan hocam evet, sizden bahsedelim. Yani siz buyurun anlatın istiyorum ben. Erkek öğrencilerimiz de var. Var tabii, erkek öğrencilerimiz de var. Yani onlar da aynı bu sanat geçmişten gelen bir şey, kabak. 70'lere kadar ihtiyaç olarak kullanılan kabak 70'lerden sonra süs eşyası olarak kullanılmaya başladı. Şöyle ben sevgili izleyiciler, bakar mısınız?
Çocuklara yumurtayı sevdirmek adına. Ama yürüyen tavuk değil değil mi hocam? Oturan tavuk öyle bu mi? Bu çalışkan diyorsun? Anne tavuk. Anne tavuk. Tamamı su kabağı. Yani şu kaba kanatlarına kadar, aynen, aynen, ibiğine kadar çekirdek, tozu çekirdekleri kullanıyoruz. Süheyla Hanım. Kabaktan çıkan tozu dahi kullanıyoruz. Dışarıdan bir madde yok. Şimdi şunu düşünüyorum. Bir annenin aslında hani dediniz ya anneler oyuncudur, anneler yaratıcıdır. Bir annenin çocuğuna işte kahvaltısında belki yumurta sevmiyor olabilir. Nacizane bir fikirdir. Böyle evet. Bir objeyle o yumurtayı sunmuş olması evet. Ne kadar çok keyifli. Güzel. Hani sabahleyin hadi git bak bakalım yumurta olmuş mu deyip. Tavuk yumurtlamış mı? Tavuk yumurtlamış mı deyip oraya bir haşlanmış yumurta aynen, koymak. Aynen. Çok güzel. Çocuk, her şey çocuklar için. Geleceğimizin emanetçisi onlar. Her şey onlar için. İnşallah güzel yerlerde evet, okurlar. Evet, bu arada çalışmalarınız şu anda ekranda izleyicilerimiz de görüyorlar. Hazırlık aşamasında. Evet. Hocam, Erhan Hocam biraz anlatmanızı istiyorum. Şimdi bir su kabağını ortalama işlemeye başladığınız zaman kaç saatinizi alıyor? Tabii modeline göre değişir tabii, ama. Yaptığınız çalışmaya göre değişir. En basit şekli yaptığınız zaman bile 1,5-2 saatinizi alır. Sadece en onun basit şeklinden sadece işlemesi. Yani tam hazır olması bir gününüzü kesin alır. Bir kabağı tam hazırlayıp ben güzel bir şey evet. yapacağım dediğiniz zaman bir gününüzü harcamanız lazım ona. En basiti. Burada boncuklu modellerimiz evet. var şu anda. Bir taraftan da hani Bursa'yı tanıtmak adına da o kadar güzel aslında işlerimiz var ki her kültür, her coğrafi. Yılmek'teki grubumuz. Bu arada Sayın Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali'ye ve tüm ekibe yine harika bir ekip, harika bir ekip. Yılmek Camiası süper hanımların yardımcı olmaları. Hani o kadar bu bir arada bundan da bahsedelim istiyorum şu anda. Aynı zamanda da Bursa'daki ilk su kabağı işleme kursu, sanatı evet. Yılmek'te açıldı değil mi hocam? Herkes hobi olarak yapıyor olabilir. Evet. Hani çarşıda orada burada ama profesyonel modül olarak, anlamda. Tabii tabii modül olarak ilk hı-hı. resmi olarak Erhan Güler adına açılan ikinci evet. de Osman Gazi'de bir kursumuz evet. var. O da devam ediyor. Çalışan hı-hı. kişiler için cumartesi pazarı tercih ettiler. Ondan bahsedelim hocam. O da çok hoşuma cumartesi, gitti. Cumartesi pazar grubumuz hani çalışan, var. Çalışan insanlar çünkü sanattan da uzak kalmak istemiyorlar. Evet. Ama maalesef tabii çalışma saatleri uymayınca da hani ne zaman yapalım, nasıl yapalım diye düşünülmesin. Çok güzel bir imkan hafta sağladı. Sonu. Evet. Osman Gazi Halk Eğitim. Evet. Hocam cumartesi pazar yapalım. Olur uyar yaparız bir şekilde çalışırız. İkiye böldüm grubu. Hı-hı. Cumartesi işi olanlar pazar, pazar işi olanlar cumartesi geliyorlar. İki kişi var orada, yani isimlerini de söylemeyeyim. Çok güzel para kazanmaya başladılar, o beni çok ne mutlu güzel, ediyor. Ne Yıldırım'da da var, çok güzel. Bizim için zaten ekonomik özgürlük olması hanımların elinde bir, evet. o çok güzel bir bayrak inşallah. Herkes çünkü hocam birebir işte bir iş yerine gidip de orada aktif olarak çalışamayabilir. Evinde yani, hastası olabilir, çocuğu olan saatini var. Ayıramayabilir, evet. ufak çocuğu olan var. Ama bunu kendi ev ortamlarında hazırlamaları mümkün değil mi hocam? Evet, evet kesinlikle. Biz bunu Allah nasip ederse Yıldırım'da sürekli olarak hanımlara hani o günü boşaltmayalım. Zaten ön kayıt aldık, doldu kayıtlarımız gene. Öyle Yıldırım'da. Mi? Evet. Talep çok. Talep ne çok. Güzel, ne mutlu. Kaydın dışında aldık bir de öğrencilerimizi. Onları da çalıştırdık. Kayıtlı olanlar geliyor. Onun dışında olanları da hatıra binaen şey yapamadık, hı hı. kıramadık. Ama ön kayıt alıyoruz gene. Haziran'da gene devam edecek Allah nasip ederse. Kurslar ücretsiz. Ücretsiz. Evet ondan bahsedelim. Evet. Şimdi kurslara katılım şartları nedir? Yani Yılmek'teki kurslar, belediyelerin kursları zaten ücretsiz. Evet. Yani hiçbir şartı yok. İsteyen. Yani, 7'den 70'e eğitim. 7'den 70'e eğitim. Meslek sahibi veriyorum. Olabilirler yani. Meslek edindirme kursları ücretsizdir zaten belediyelerin. Yani ayrıyetten işte çalışanların hafta sonumu da harcamak istemiyorum. Hı-hı. Beşten sonra, alttan sonra ben bu işi öğrenebilir miyim diyenler olursa o zaman Ala Sanat Atölyemize geldikleri zaman evet. yardımcı oluruz onlara da. Burada özel olarak da yani, özel olarak. Yardımcı olabiliyorsunuz. Şimdi bir şey çok hoşuma gitti. Program öncesinde şöyle bir cümle kullandınız. Nabza göre şerbet vermek dediniz. Modernize etmekle ilgili. Yani belki hani
çok yıllar öncesinden gelen bir ürün ama hep aynı çizgilerle görmek istemiyoruz aslında sanatlar. Yani, biraz harmanlansın istiyoruz değil mi hocam? Evet. Tabii şimdi, geleneksel çizgileri de korunsun. Korunması gerekiyor kesinlikle. Ama ve lakin modernize etmek. Tercih ettiğimiz Süheyla Hanım zaten Bursa desenlerimiz, Bursa resimlerimiz gördüğümüz hemen gibi. Hemen şöyle ben elime alayım. Daha ileriki günlerde inşallah atölye çalışmalarımızda da görürsünüz. Öğrencilerimizin yaptığı çok düzgün işlerimiz de var. Tamamen Bursa, Uludağ, Kılıç Kalkan ekibi. İnşallah bunlar daha da güzel olacak. Şöyle daha da güzel ekonomiye katkıda bulunacaklar evet. aileler. Sadece bu şekilde değil. Tamam biz bunları koruduk, yaptık. Hı hı. Ama ben Çin'den hoşlanıyorum. Ben Çin'i olarak tabakta değil de su kabağında aydınlanmış olarak görmek istedim. Bu şekilde bir şey yaptık. Öğrencilerimizin de çok hoşuna gitti. Onlar da su kabağının üzerine Çin'i motifleri yaptılar. Bazıları kuş yaptı, Çin'i kuşu. Hı hı. Bazıları Hatay çiçeği yaptı. Bazıları papatya yaptı. Birkaç tane de sipariş aldık, okullara yaptık. O da güzel oldu. Hanımlar da güzel para kazandılar. Bazılarına da şey yaptık. Gece lambaları yaptık. Evet, çocuklarına. Şu an zaten Çin'i kuşu desenli olan bir aydınlatma, bir evet, abajur. Aydınlatma. Yine Karagöz Hacivat temalı olan da öyle. Ve şu çatı kısımlarını oluşturanlar kozalak. O da doğal. O da Yaradan'ın bize verdiği bir hediyelerden evet. bir tanesi. Onları tek tek açıyorlar. Zaten çocuklar da yardım ediyor evde. Biz aile işbirliği içindeyiz. Tek başına yapmıyoruz bu işleri. Anne baba çocuk beraber çalışıyoruz. Çocuklar da o sanata tabii eğilim olsunlar, onlara dokunsunlar. Evet. En azından hani hayal kursunlar. Nasıl bir şey yapabilirler? Kozalakları babayla anne ayırıyor. Geliyorlar sonra beraber anne geliyor onları yapıştırıyor. İstediği şekilde çocuğun istediği yerden camlar açılıyor. Üzüm ağaçları yapılıyor yanlarına. Daha güzel projelerimiz var Yılmek'te. İnşallah nasip olur da gelirseniz orada daha güzel bir görebilirsiniz. İnşallah onları birebir görmek isteriz. Bu arada örneğin şimdi o ev modeli olan işte hani camları var, pencereleri var, kapıları açılıyor. Onlar da birebir yine doğal malzemelerden ya su kabağı değil mi hocam? Hepsi kendi. Hepsi kendi. Hepsi kendinden. Bir çam kozalağının üstü başka hepsi kendinden. Çıkan parçalar. O kenarlarındakiler sapıdır. Camları çıkan parçalarıdır. Ya iki tane kabaktan oluşur, parça bütün. Nereyi hayal ediyorsanız oraya yerleştirebilirsiniz. Bu arada hemen Erhan hocamın arkasında olan özellikle Şirinler Evi değil mi hocam? Evet, onu Şirinler nasıl düşünmüşsünüz? Onu bir anlatır mısınız? Gece yarısı uykularınız kaçmış zannediyorum. O Şirinlerin evinin projesini rüyamda yaptım onu ben. Kalktığım zaman o çıktı. Yani daha önce görüp de şunu yapayım, bunu yapayım dediğim bir şey değildi. Rüyanızda. Aynen, aynen. Gece yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, buna başlıyorsunuz, o oluyor. Hocam hiç böyle işte tam o derin uykunuzda ya da uyumak üzereyken birden aklınızda bir şeyler gelip de kalkayım ben bunu yapayım. Hani uykularınızın bölündüğü oldu mu hocam? Uykular bölünüyor. Atölye bana uzak. Gerçi Fatma hocama daha yakın da bana uzak olduğu için ben gidemiyorum. Hemen ne gidemiyorum. Ne yapıyorsunuz o anda? Çünkü o çok sabah şey bir durumdur. Mecbur. Hani sabahı etmek çok zor olur bir sanatçı için. Bazen ben gelmeden atölyeyi açmış oluyor. Baktım tıkır tıkır içeride biri çalışıyor. Kalem kağıdım çoktur benim. Böyle karalamam çoktur. Evet. Aklıma geldiği zaman karalarım ben hep. Okula çizerim, kabak çizerim. Okula gidelim sabah 9'da, 5'e kadar okul çalışmalarımızda. Erhan Hoca gelmiş. Hı hı. Ne yemek yemiş, ne çay içmiş. Sadece o işi bitirmiş, ürünü bitirmiş, onun zevki, onun heyecanı bambaşka bir duygu. Kesinlikle. İnsana ben sanatı aslında şöyle yorumluyorum hocam. Bir yaşam iksiri. Her bir eserde biraz daha gençleşiyorsunuz. Gençlik iksiridir sanat. Gençlik iksiri. O yenilenme, tekrardan bir doğuş. Bir de paylaştıysanız Süheyla Hanım bu işi birileriyle, bu sanatı paylaştıysanız çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Herkes eğer bir merhemimiz varsa birbirine sürmeli, yardımcı olmalı. Bütün hastalıklar ortadan kalkar değil mi? Aynen. Şimdi bu ben kendi çapımda atölyede ne kadar yapabilirim? Tamam yaparım. Belki çok güzel fiyata satarım. Belki yurt dışına satarım. Ki oluyor satışlarımız. Bir evet. yurt dışı çalışmalarımız da var. İnşallah güzel bir proje. Buradan da bahsedeyim. Evet. Bu projeyi yaptığım zaman Süheyla Hanım ben Erhan'la veya iki tane de arkadaş bulsam ne kadar yetiştirebilirim? Başkalarına da öğreteyim, onlar da faydalansın. Bizim de ihtiyacımız olduğu zaman onlar da bizimle beraber çalışsın. Veya biz de onlarla beraber çalışalım. Birlik olalım. Yani bölüşelim. Sanatçı da olmazsa olmaz zaten. Benim gözümde bir sanatçı ne zaman değerli oluyor hocam biliyor musunuz? Bu paylaşmayı sevdiği zaman, öğretmeyi istediği zaman. Çünkü maalesef
Bazen sanatçı kimliği altında işte eksik öğretip hani beni geçmesin diyen zihniyetlere de yer veriliyor. Bir yere gelinmiyor. Boynuz kulağa geçecek değil mi hocam? İnşallah. Erhan hocam siz geçti mi? Geçti galiba. Galiba. Ne mutlu bunu düşünebilmek. Çok bunu güzel. Onun eserlerini görmek, güzel paylaşımlarını görmek beni çok mutlu ediyor. En azından vaktini çok güzel değerlendiriyor. Sanat icra ediyor. Evet. O, Yıldırım'da okul diyorum ben oraya. Yıldırım'da çok güzel paylaşımlarımız var. Yani sadece kendimize çalışmıyoruz biz orada. Mesela bir Ayşe Hanım'ın, bir Seyum Hanım'ın, bir Fatma Hanım'ın onun da derdiyle ortağız, onun da sevinmesini, mutlu olmasını sağlıyoruz. Tamam oradan ücret alıyor, ders ücreti alıyoruz ama çok güzel günler geçiriyoruz orada. Bir paylaşımımız var orada. Bir aile olduk. Tatilde bile evet. Beraberiz yani düşünün yani. İnşallah böyle de güzel devam eder. Bilen, bilmeyenleri öğretsin. Bu sanat çok güzel bir şey. Zarar gelmez. Sanatın her alanı değil mi hocam? Yani, ama şu da var, usta olmak bence kendinizden bir tık yukarıda bir sanatçı yetiştirmekten geçiyor. Herhalde ustalık bu diyorum. İnşallah Rabbim nasip eder bize de. Var çok güzel para kazananlar. Ne güzel, ne mutlu. İnşallah Allah devamını getirir. Ben hoşuma gidiyor para kazananları, evini geçindirenleri duyduğum zaman, işlerini gördüğüm zaman kendi işimi değil onların işlerini paylaşıyorum sayfamda. Çok harikasınız. Güzel bir mutluluk. Çok güzel bir şey. Peki böyle çok uç fikirleri olan öğrencileriniz de oluyor mu? Var var. Var. Kıskandıklarımız da oluyor. Öyle mi? Çaldıklarımız da oluyor. Ay harikasınız. Ne mutlu, ne çok kadar güzel. Çok güzeller. O kadar güzel. Değerli eller çok işte. Güzel. Bunların kıymetini bilebilmek önemli olan. Peki hani... Şöyle bir kıyas yaptığınız oluyor mu? İşte bizim ülkemizde verilen değer, dış ülkelerde verilen değer. Hani bir yorumlama yapacak ya, olursanız. Çok yok biliyor musunuz burada hani bu sanatsal açıda. Hı hı. Dedim ya yurt dışından teklif var diye. Çok güzel bakış açıları var. Önem veriyorlar. Çok ya, kıymetli onlar. Tabii çok kıymetli. Hocam. Bir de bu formda Yaradan böyle bir şey yaratmış ya. Önce bizde var Allah sevgisi. Biz biliyoruz yani. Yaradan evet. Böyle güzel bir şey yaratmış. Biz kullanın. Bunu, yani biz bunu şekillendiriyoruz. Biz bilmiyoruz da başkaları kıymetini biliyor. Biz bunu yani piyasaya süremezken dışarıdan diyorlar ki siz yapın biz sizden alacağız. Tamam Bursa'mız, Türkiye'miz duyuluyor. Ekonomik olarak da bize katkıda bulunuyor ama burada olsun. Biraz da burada kazanılsın. Kıyı şehirlerimiz var. Çok güzel. Bu evet. Alanya, Antalya. Bu kabak olmadığı zaman hani ham madde olmadığı zaman mecburen oradan istemek zorunda kalıyoruz. Ben istiyorum ki bu Orhaneli'de, Serçeler'de, bu dağ yöresinde, Yörük ilçemizde biz üretelim kaba. Herkes köylümüz üretsin. Kendi bölgesini kalkındırırsa. Aynen. O biz de Alanya'ya, Antalya'ya evet. Verelim veya onlar da başka yere versinler. Bizler de bir şeyler yapalım. Orhaneli pazarında, Bursa pazarında biz de bunları satalım. Dışarıdan almayalım. Bu işlensin. Bunu 10 liraya 15 liraya aldığınız ham kaba işleyip 150, 200, 300, 500'e kadar çok güzel paralarla satabilirler. Piyasasını oluşturabilirler. Ya hiçbir şey olmasa da evde kullanım amaçlı bakın yumurtalık çocuğa tavuk yumurta. Hani yumurta yeme hevesini için veya bir gece lambası için cep telefonlarıyla uyuyoruz Süheyla Hanım. Yatağımızın başucunda, çocukların da aynı şekilde. Aynen. Ya kurtulamıyoruz, kurtulamayız da artık bundan ama en azından bir elektrikli obje olarak bu olsun. Hayal gücü biraz daha gelişsin çocukların. Bu oyuncak şeyine daha çok döndük biraz biz. Biraz rüyaları, hayal gücünü renklendirmek aynen. Lazım değil mi hocam? Işık katmak lazım. Işık geçmişten katmak lazım. Gelecek ışık bu. Geleceğe ışık diyelim, geçmişten geleceğe ışık diyelim. Bunu değerlendirelim. Evet ve yine Erhan Hocam çok güzel bir şey söylemişti. Ben tamamen yani sigara içmek ki inşallah hani tez zamanda bırakırsınız i̇nşallah. Diyeyim Erhan Hocam ne diyeyim i̇nşallah. Ama ciddi anlamda azaltmışsınız değil mi? Tabii tabii. Bunlarla faydası uğraşarak. Var. Aynen terapi gibi geliyor insana yani bu sanat sadece bu su kabağı değil de sanatın her dalı hemen hemen aynıdır. Evet projemizden bahsedelim istiyorum. Daha doğrusu yapmak istediğiniz projeleriniz var. Bir iki projemiz şu anda gündemde. Ufak bir çıtlatayım. İnşallah olur. Bir yurt dışı projemiz biz de, var inşallah olursa. İnşallah. Güzel yüklü bir proje olacak. Hı. Yine öğrencilerimize ben onlara güvenerek zaten aldım. Evet. Erhan Bey ile beraber. Şey yapamayız, kendimiz karşılayamayız. O proje gerçekleşirse o birinci projemiz. İkincisi kültür ve turizm amaçlı. Hı hı. Tanıtım amaçlı. Gene su kabağını tanıtma. Yurt dışına satış olarak bir stand projemiz var. İnşallah
O da yakın bir zamanda olur. İnşallah. Bir de gönüllü yaptığımız projeler var. O gönüllü yaptığımız özellikle ve özellikle bahsetmenizi çok arzu ediyorum. Evet, ki, vermek şey belki hani daha hastalarına. Evet, şey aşamada ya söylemek istemedim. Şöyle yapalım. Evet, şu anda bir adım hani resmi olarak atılmış değil ama en nihayetinde böyle bir arzunuz var. Var, evet. Kanser hastalarına, evet. Kanser hasta yakınlarına faydalı olabilecek şekilde bunlara Bursa Kanser Derneği de çeşitli yerlerde satışlarını falan sağlayıp bunlara yardım ediyor. Bunların yapacağı ürünleri yine onlara, hastalara yardım amaçlı satışını yapabilirler kendileri, tamamen kendileri. Evet. Bunlara ders vermek yani bizim ücretsiz. Aynen. Atölyemizi açacağız onlara. Ücretsiz ders vermek. Bu plan aşamasında Bursa Kanser Derneği Başkanı'yla falan da görüştük, Aysun Hanım'la falan da görüştük. Bir plan aşamasındayız hala. O planı, projeyi yerleştirdiğimiz zaman olacak inşallah. İnşallah şimdi çünkü hani hastalıklarla cebelleşen hepimizin bir şekilde hayatımızda işte hastalıklarla maalesef istesek de istemesek de yüz yüze kalıyoruz. Ama galiba hayata tutunmanın en güzel yanı da bu tür faaliyetlere, böyle güzel sanatlara el atmak. İşte öğrencilerimiz, şu anki öğrencilerimizden de var kanser hastası olan, onlar da var yani şu anda. Şu an evet, biraz onlardan bahsedelim Erhan Hocam. Yani Fatma Hocam daha iyi. Buyurun. Bir arkadaşımız, ismini vermeyeyim. Tabii lütfen, şey, lütfen. Gerçekten kendi de söyledi. Çok memnun olduğunu, stresinin attığını, hastalığını düşünmediğini, tedavisinin güzel gittiğini. Bu bizim için çok güzel bir şey. Hani diyor ki hocam sizlerden kaynaklı değil, o kabaktan diyorum ben. Hocam sizlerden kaynaklanıyor. Aile gibiyiz. Dedim ya, o yılmek çok güzel bir şey ya. Edebali, Allah razı olsun Edebali'den. O kadar güzel imkanlar sunuyor ki hanımlara. O yılmekteki çalışan arkadaşlar, Filiz Hanım, Elif Hanım. Yani evet, hepsinin ismini tek tek saymakla bitmez. Çok evet, değerli çok insanlar. Emekleri var. Yani kültürel olarak geziler düzenliyorlar hanımları hani motive etmek için. Her türlü imkan ellerinin altında, sıcacık mekanda çalışıyorlar. Satış için. Tamam, yeni bir şeydi bu. İlk defa daha bir sergimiz bizim Karadeniz Günleri vardı. En azından Bursa'da, Yıldırım'da, Yılmek'te Nülüferliler gördü. Yılmek'te bu kurs var. Kayıt aldım orada. Satış yapamadık. Kimse yapamadı el sanatlarında. Çok az yapıldı. Ama kayıt aldık. Ama hepsi yavaş yavaş olacaktır tabii, tabii, değil ama mi? Ama bunları görmeleri gerekiyordu. Evet. Yıldırım'da bu işin olduğunu biliyorlar. Osman Gazi Halk Eğitim'de bu işin olduğunu biliyorlar. Evet. Orada ben öğrenci kaydettim. En güzel satış benim için odur. Bizim için daha değil doğrusu mi? Odur. Bir kişi kazanabilmek. O kişiyi arkasından bir sürü insanlar getirir. O öğrenirse başkalarını öğretir. Yaygınlaşır diye düşünüyorum. Yani ufacık yani bir aslında. Bir dükkanda kalmasın Süheyla'nın işler. Kesinlikle haklısınız. Dağıtılsın, herkes öğrensin. Ben bunu saklı da yapabilirdim kenarda köşede. Bu arada Yılmek'in yakın zaman içerisinde, bahar ayı içerisinde bir evet, sergisi olacak, güzel, ondan bahsedelim. Büyük bir sergimiz olacak inşallah. Mayıs sonu gibi galiba Barış Manço Kültür Merkezi'nde güçlü bir şekilde geleceğiz diye inanıyorum inşallah. Güzel şeyler çıktı. İnşallah. Ben özellikle ziyaret etmek isterim. Bekleriz, davet ederiz. Bütün halkımızı da davet edelim şimdiden ama mutlaka yine sosyal medyada zaten çok güzel duyuruları evet, nasıl oluyor? Onları takip ediyoruz. Bu arada ben sevgili izleyiciler şöyle bir kırmızı beyaz. Kırmızı benim rengim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok kırmızı, evet. Şöyle tamamı yine koza, ipek kozası değil mi hocam? Evet. Gardırobun içine koku bıraksın diye veya yatak odasının komodinine gece. Harika. Yani diyecek tek kelime bulamıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güle naziksiniz. Güle güle, kolay bir hatıra olsun. Kimin emeği ise ellerine sağlık eğer. Bizzat kendine. Sizin mi hocam? Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi sevgili izleyiciler, böyle bir üründe bizim cemiyetlerimiz, ritüellerimiz çoktur değil mi hocam? İşte evet. Kına geceleri, mevlütlerimiz, nikah şekerleri. Çok güzel ama bunlara dönmesi. Harika bir çalışma. Hakikaten hem sanat eseri hem de çok güzel bir anı olur. Sipariş istedikleri zaman toplu siparişler yapabilir yapıyoruz, misiniz? Aha, yapıyoruz. Bunlarla ilgili. Bunları da duyurmuş yapıyoruz. Olalım izleyicilerimize. Çünkü bize ulaşabilirler. Yakın zaman içerisinde artık cemiyetler, düğünler iyice artacak. Evet. Yaz başından itibaren. Ya, yapaydansa böyle şeylerin dağıtılması daha güzel kişilerde. Bir de Bursa'mız bizim bu İpek Böceği'nde bir numara. Herkes Bursa deyince ipek böceği akla geliyor. Değil mi? Burada bunlar dağıtılmalı. Plastik değil, hani o metal, o sarı, altınlı, yaldızlı şeyler değil de bunlar dağıtılsın. Zararı yok. Bunlar da mikrop üretmiyor. Bunlar da çok güzel bir Allah'ın verdiği bir lütuf diyelim.
kesinlikle değerlendirmek, evet, lazım. Dediğimiz gibi hem hijyenik hem antibakteriyel hiçbir, evet, zararı yok. Mümkün mertebe bütün sanatlarda bu tarz ürünler olsun ki rahatlıkla kullanabilelim diyorum ben de. Bu arada yine Erhan hocamın kontrolünde bir öğrenciniz daha var. Yine tabii ki isim vermeyeceğiz. Bir kromozom hastalığı olan genç bir delikanlımız, değil mi hocam? Kısaca, evet, bahsedebilir miyiz? Yani pek şeyi yok, hakimiyeti yok şeye. Hı hı. Bunu işlemeye pek hakimiyeti yok. Alet kullanma açısından mı? Alet kullanma zarar açısından pek kendisi hakimiyeti yok. Ona deseni çizip kendi eliyle onları işlemeye başladığı zaman çok mutlu oldu. Yani ne bileyim, böyle bir, ben çok de ilk defa böyle bir hastayla karşı karşıya, evet, geliyorum. Yani bir şeyle ders veriyorum. Benim de çok hoşuma gitti. Peki hocam, şimdi hani alet kullanamıyor demiştiniz. Şu anda bir nebze olsa da daha kontrolü kullandığını gözlemleyebiliyor musunuz acaba? Yani tabii o cesareti aldığı zaman yapar, hı-hı, zaten. Bu şey yapmasın diye. Eğitim önemli olan. Alet kullanamıyor derken aleti bir tarafına değdirmek gibi değil. Evet. Buna düzgün şekil veremez, hı-hı, o yönden. Gelişmeler de sağladı. Tabii. Güzel şeyler de sağladı. Güzel, yine Erhan bunları hocanın duymak ne kadar güzel. Çok güzel, evet. Çünkü hastalık ne olursa olsun hiçbir şekilde kimse evlere kapanmasın. Bu hastalıklar sebebiyle rahatsızlıklar olabilir, engellerimiz olabilir, değil mi hocam? Ama kimse evlere kapanmasın, hayatın içinde bizzat var olsunlar. Evet. Sizin gibi değerli hocalarımız sayesinde biz diyorum. Biz varız sağ olduğumuz sürece, inşallah yardım etmeye çalışacağız. Evet, bunun dışında bilmiyorum hocam, hani üzerini geçtiğim, benim anlatmayı unuttuğum, sizin şunu da konuşalım, şunu da paylaşalım izleyicilerimizle dediğiniz çok güzel bir şey şeyler kaldı yani mı kabak hocam? Bunun sonu yok. Anlatırım ben, siz sorun ben anlatırım. Hayal gücü değil mi hocam? Yani hayal gücü, her şeyi yapabilirsiniz. Bir gemi tasarladık. Öyle mi? Gene o da duygusal, hı-hı, bir gemi oldu. Erken yaşta evladını kaybeden bir anne oğlunun adını verecek o gemiye. Onlar benim için önemli. Hani satılmış, satılmamış, o para kazanmış, kazanmamış, o ikinci planda da. Duygular çok önemli. Annelik çok önemli. Onların mutlu olması çok önemli. Bir şeyler yapıyorsunuz. Surat astıktan sonra, onu memnun edemedikten sonra hiçbir, hı-hı, önemi yok. İşte nabza göre şerbet yiyorum ya, o ondan hoşlanıyor, onu yapmak istiyor. Onun üzerine duruyoruz. O öyle mutlu oluyor. O mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öyle güzel ürünler ki sevgi, hüznü, özlemi, her şeyi aslında bunlara işleyebilirsiniz, değil mi hocam? Şimdi, yeter ki o hayal gücünü birazcık aktive edelim. Şimdi sevgililer günü geliyor ya Şubat'ta. Her taraf kalpli böcekli yapılıyor. Ay sormayın hocam. Evet, birazcık o, yani ben de sitem ediyorum onları. Artık o kadar birbirinin kopyası şeyler, evet, var ki. En basiti şöyle bir hani obje bile bence artık o plastik kalplerden, böceklerden çok daha kıymetli. Biz kabaklara yapıyoruz onları söyleyeyim. Öyle mi? Kabak işliyoruz. Sevdiğinin veya nişanlısının ismini işliyoruz oraya. Boncuklarla, hı-hı, süsleyip kendi resmini, portresini yapabiliyoruz oraya. Tabii biraz resim yeteneğiyle olan bir şey. Yardımcı oluyoruz o konuda. Hani illa o plastikleri almalarına gerek. Tamam, ben yani tasarım aslında. Tabii tasarım. Ürünler bunlar ve yapıldığında sadece şahsınıza yani özel oluyor. Bu kabağın üzerine iki tane kalp yapıp kırmızıya boyadım, iki de ışık taktım, zaten dünyalar onun oluyor. Ay evet. Yani bir de sevdiğinin adı yazıldı mı tamam, bitti artık. Bitti değil mi? Yani, aynen öyle. Harika çalışmalar. Dediğiniz şu gibi kabak hani, bir de sadece hocam, masaüstü olarak düşünülmüyor. Avize olarak ve duvar aparatı olarak da yapılabiliyor. Aplik olarak da kullanılıyor, tabii, değil mi hocam? Burada tabii elektrik anlamında tamamen zannediyorum sizin kontrolünüzde. Tabii tabii. Yani sadece masaüstü abajur olarak, süs olarak kullanılmıyor. Avize, duvar, aplikleri her tarafa uygulanabiliyor. Evet, inşallah yurt dışında da bütün bu emeklerinizin hani sergilendiğini görelim, işte ekonomiye i̇nşallah katkı sağlandığını görelim. Uludağ Karagöz inşallah gidecek Bursa'ya, Bursa'dan yurt dışına. İnşallah, inşallah hocam, biz inşallah de şahit olalım, böyle inşallah tekrar programlarımızda devam paylaşalım edersin istiyorum. Ben program konuğum olduğunuz için çok teşekkür biz ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Fırsatı verdiğiniz için, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Aynı zamanda yine her zamanki gibi Sayın Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali Beyefendi'ye, Filiz Hanım'a ve tüm emeği geçen herkese de buradan selamlarımızı, evet, sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağolsun. Evet sevgili Bursa TV Tatlı Sohbetler izleyicileri. Programımızın bugünkü konukları Yıldırım Belediyesi, Yılmek
Su kabağı işleme sanatçısı ve el sanatları öğretmeni Fatma Güler hanımefendi ve yine su kabağı işleme sanatçısı Erhan Güler beyefendi bizlerleydi. Görmüş olduğunuz gibi çok renkli bir, keyifli bir program gerçekleştirdik kendileriyle. Yarın bir başka programda başka konuklarımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle.